Aktif Haber'in merkezi Kanal 56 Ana Haber Bülteni'nden hepinize merhabalar. Günün öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 5. torunlarının mutluluğunu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 5. torunlarının mutluluğunu yaşıyor. Emine Erdoğan Sakarya'da katıldığı program çıkışında torununun olmasından dolayı hayırlı olsun, Allah herkese nasip etsin, çok mutluyuz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın dünyaya gelen erkek bebeklerinin 10 yaşında Ahmet Akif ve 6 yaşında Mahinur isimli iki kardeşi bulunuyor. Torununuz olmuş. Hayırlı olsun, Allah herkese nasip etsin. Çok mutluyum. Torununuz olmuş. Hayırlı olsun, Allah herkese nasip etsin. Çok mutluyum. Değerli izleyenler, son yıllarda ilimizin tanıtımı yönünde harcanan çabalar kapsamında fuarlara katılımlar devam ediyor. Son yıllarda ilimizin tanıtımı yönünde harcanan çabalar kapsamında fuarlara katılım devam ediyor. İzmir'de düzenlenen Travel Turizm Fuarı'nda Siirt'in standı büyük ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu yönetimindeki bir ekip, ilimizin ürünlerini tanıtmak için büyük gayret harcıyor. Fıstıktan battaniyeye, baldan nara kadar bütün ürünlerin tanıtımı yapılırken, dağıtılan broşürlerle ilimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgi veriliyor. Travel Fuarı pazar günü sona erecek. Değerli izleyenler, Karayolları 94. Şube Şefliği tarafından Kurtalan yolunda bakım çalışmaları yapılıyor. Karayolları 94. Şube Şefliği tarafından Kurtalan yolunda bakım çalışmaları yapıldı. Daha önce takılan, ancak bazı kişiler tarafından yerlerinden sökülen ve yolun sınırlarını yaydıkları sarı veya kırmızı ışıkla belirleyen flaşörlerin yerine daha uzun flaşörler dikildi. Karayolları Şefi Sebahattin Direk Başkanlığı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında Başur Köprüsü civarında tepeden yola akarak gizli buzlanmaya yol açan su için kanal yapıldı. Ayrıca hız levhaları da dikildi. Karayolları Şefi Direk, sürücüleri hız sınırları ve buzlanmaya karşı uyararak, amacımız her türlü önlemi alarak olası kazaların önüne geçmektir. Bu yönde çaba harcıyoruz. Sürücülerimizin de hız sınırlarına uyma konusunda azami titizliği göstermelerini bekliyoruz. Ayrıca içinde bulunduğumuz kış mevsimi nedeniyle sürücülerimizi gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz, dedi.
Siirt Halide Kutluhan Ortaokulu'nda fiziksel engelli 3 öğrenci yaşadıkları zorluklara rağmen eğitimlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Siirt Halide Kutluhan Ortaokulu'nda fiziksel engelli 3 öğrenci yaşadıkları zorluklara rağmen eğitimlerini sürdürmeye çalışıyor. Üç engelli öğrenci bütün zorluklara karşı yaya olarak ve arkadaşlarının yardımıyla okula gidip gelmeye çalışıyor. Hocam diyor fotoğraf çektireceğiz. Engelli öğrenciler Mehmet Ali Önal, Bekir Özdeniz ve Halit Yunus Devvasoğlu engel tanımıyor. Engel tanımayan bu öğrenciler arkadaşlarının kendilerini çok sevdiğini ve yardımcı olduklarını söylediler. Adım Mehmet Salih, soyadım Devvasoğlu. Kardeşimin adı Halit Yunus, soyadı Devvasoğlu. 6 yıldır beraber okuyoruz. Onu getirip götürmekten memnunum. Zorlanıyor musunuz peki? Yok, fazla zorlanıyorum. Evet, sen ne söyleyeceksin? 6 yıldır gidip geliyorsunuz değil mi? Evet. Zorlanıyor musun? Arkadaşların sana nasıl davranıyor mesela? Adım Mehmet Ali Yunus. Kapattım ben, aslında 30 yıldır. 15 yaşındayım. Dersleri nasıl? İyi. Arkadaşlarınla aran nasıl senin? İyi, çok iyi. Hatta müthiş. Öğretmenleri de bu öğrencilerin diğer öğrencilerden bir farkının olmadığını, bütün zorluklara rağmen okumalarının kendilerini de mutlu ettiklerini dile getirdiler. 1,5 senedir derslerine giriyorum. Ali Tüns'ün ben şu ana kadar ben bir kelimesini duymadım. Yani konuşmaya çalışıyorum, konuşturmaya çalışıyorum fakat bir kelime duymadım. Biraz çekingen durumdan kaçtım. Arkadaşlar sağ olsun yardım ediyor, evine götürüyorum, getiriyor biraz da okula, evine götürüyor, getiriyorlar. Yani ama herhangi bir sıkıntısı yok yani, bir sorun yok. Alıştık duruma. Uzak bile olsa, şartlar zor bile olsa, yani durumdan memnun gördüğünüz gibi. Kardeşi de kendisi de durumdan memnun. Herhalde burada okumaya da devam edecekler mezun olana kadar. İnşallah biz onlara gereken önemi, gereken sevgiyi göstermeye çalışıyoruz inşallah. İnşallah. Memnun bir şekilde mezun olmalısın. Merhaba. Ben Mehmet Ali Bekir'in matematik öğretmeniyim. Matematik öğretmenliğini yapıyorum. İkisinden de gayet memnunum. Diğer öğrencilerin herhangi bir fark gözetmeden eğitim öğretimine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diğer öğrencilerin pek bir farkları yok. Gayet başarılılar, gayet çalışkanlar, gayret ediyorlar. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Değerli izleyenler, geçen hafta oldukça soğuk geçen havanın ardından bugün Siirt'te bahar havasını andıran bir hava hakim oldu. Geçen hafta oldukça soğuk geçen havanın ardından Siirt'e bahar havasını andıran bir hava hakim oldu. Birkaç günden beri etkili olan sıcak havadan yararlanmak isteyen vatandaşlar özellikle öğle saatlerinde güneş alan yerlerde oturmayı tercih ettiler. Bulmak biraz zor. Özellikle bu mevsimde yani güzel oldu bizim için de. Çocuğumuzla beraber parkta eğleniyoruz işte. Vatandaşlar Arapça Beroca olarak adlandırılan kış güneşinden yararlanmanın yollarını buldular. Kimi güneşin ısıttığı park ve cadde kenarlarındaki banklarda, kimileri de çayhanelerin önüne koydukları sandalyelerde oturarak hem arkadaşlarıyla sohbet etmeyi hem de ısınmayı tercih etti. Normaldi. Kışa göre Allah'a binlerce şükür. Şükür şükür. Yerden göke kadar. Size güneşi değerlendirip oturuyorsunuz böyle. Ha, güneş. Burası, Allah ondan razı olsun. Burayı yapan, sebep olan. Evet. Allah razı olsun. Allah güneş için. Hoş da valla. Güneşi seviyoruz. Evet. Sen oturuyoruz. Ve çok güzel bir havadayız. Çocuklarımızı getirdik işte. Çocuklarımızla beraber güzel bir havayı geçiriyoruz. Bu mevsimde bu havayı bulmak biraz zor işte ama dediğim gibi bu güzel bir havayı yakalamak güzel bir şans. Bizim için iyi bir şans. Çocuklarla eğlenmek ayrı bir tat, güzel bir hava, güzel bir
ortam yakalamışız. Bahçemizin güzelliği, insanlarımızın nezih olması, ortamın nezih olması apayrı bir güzellik katmış şu an için. Faydalanmak için çocukları dışarıya çıkardık. Böyle güneşler faydalansınlar. Buna zaten pastırma sıcakları diyorlar. Birkaç gün daha sürecek bu. Bu günleri değerlendirmek istedik. Öyle işte. Çocukları çıkardık, temiz hava alsınlar, ısınsınlar. Çocuklarla beraber sizler de eğleniyorsunuz galiba. Yani onlarla beraber biz de çocuklara indik. Beraber eğleniyoruz onlarla. Değerli izleyenler, İstanbul D100 Karayolu Bostancı mevkinde bir özel halk otobüsüyle otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D100 Karayolu trafiği felç oldu. D100 Karayolu Bostancı mevkiinde bir özel halk otobüsüyle otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D100 Karayolu trafiği felç oldu. Kaza saat 09 sıralarında D100 Karayolu Bostancı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan Özdam'ın kullandığı 130S Tuzla Şifa Mahallesi Kadıköy hattı 34HE6919 plakalı özel halk otobüsü seyir halindeyken Hüseyin Öztürk'ün kullandığı 07DS678 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Gülhan Şahan, Halil Bozkurt ve sürücü Hüseyin Öztürk hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine giden ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte felç oldu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. O araç öndeki siyah araba var ya, ona dokandı. Bu şeride ona dokanınca birden tabii ki durdular. Durunca ben de arkadan geliyordum. Duramadı tabii, havada biraz da yağışlı olduğu için onun sol kapıdan vurduk. Lastiğimi çekin, lastiklerim. Taksiye vurduk, az bir şey sürttürdük, öbürü de otobüs, büyük otobüs vurduğunu gördüm, o başka bir şey görmedim ya. Araba nasıl alacağız yani, böyle durmuş muydun ya, bir araba sıkıştırmış sizi galiba. Yok, yürüyorduk, o bize vurdu. Efendim, Adana'da otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan bir kediye hayvan ambulansı getirebilmek için dersini bırakıp 5 saat mücadele veren öğretmen Ömer Cengiz, ambulans gelmeyince hayvanın ölmesi sonucu sorumlulara tepki gösterdi. Adana'da otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan bir kediye hayvan ambulansı getirtebilmek için dersini bırakıp 5 saat mücadele veren öğretmen Ömer Cengiz, ambulans gelmeyince hayvanın ölmesi sonucu sorumlulara tepki gösterdi. Seyhan ilçesinde Güney Kuşak Bulvarı'ndaki Koca Vezir İş Merkezi yakınlarında bir kediye otomobil çarptı. Otomobilin sürücüsü kaçarken kazayı gören öğretmen Ömer Cengiz hemen ağır yaralı kedinin yanına koşup Alo 153 hattını aradı. İddiaya göre belediye yetkilileri, biz oraya gelemeyiz, siz kediyi birkaç kilometre uzaklıktaki İnönü Parkı'na getirin şeklinde yanıt verdi. Yaralı kediyi dürüm kağıdına sararak taksiye binen genç öğretmen bir süre beklemeye başladı. Gelen kimse olmayınca öğretmen bu defa 112 acil servisi aradı, ancak biz hayvanlara bakmıyoruz yanıtını aldı. Uzun süre gelen olmayınca tekrar 153'ü aradığını söyleyen Cengiz, bu sefer de ekibe ulaşamadıkları yanıtını aldım. Hayvan barınağını 10 kere aradım. O benim işim değil diyor, ambulans benim işim değil diyor. Hayvan hakları böyleymiş şeklinde konuştu.
Ömer Cengiz son çare olarak polisi aradı. Parka gelen polisle kedinin öldüğünü fark eden Cengiz ve vatandaşlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Ölen kediyi kucağına alıp parktan uzaklaşan Cengiz, yaşatamadığı kedi için derse bile girmediğini belirterek bu süreçteki sorumlulara isyan etti. Ben artistik yaptım, ben şovmenim. Hala aklım ol diyor ya. Bırak ya, bırak. Böyle bir şey olur mu ya? 10 saattir abi, o hayvan barınağına gideceğim, yakacağım orayı. Tamam, ben onu yapacağım ya. Allah herkesin belasını ver ya. Sorun ne ya abi? Hayvan barınağına 10 kere aradım. Bak abi, çek. O diyor benim için değil, ambulans diyor benim için değil. Hepsinin Allah belasını versin. Bak bu 5 saattir böyle. 153 aradınız mı? Taksi aradım, onların hele Allah 1000 belasını versin. 10 kere aradım, ekip gönderiyor diyor. Sonra diyor ekibe ulaşamadım. Onların da Allah aldıkları para devletten haram sıkkım olsun diyor. Takım ya da o çek ya. Peki şimdi ne yapacaksınız? Bak öldü. Öldü bir gün mi? Bunların da başına gelir inşallah. İsim ne ya abi sizin? Ben öğretmenim. Ömer Cengiz. Derse girmedim. Trafik kazası mı oldu? Can çekişiyor. 5 saatte ben yolda gördüm. Ben ta Koca Vezir'den buraya getirdim. Dedim mi? Dediler İnönü Parkı'na getir gelsin. Ama hı-hı, yalancılar. Ben onların yanına geleceğim. Bak abi. Hayvan haklar böyle ha. 5 saattir aradım. Koca Vezir'den buraya taksiyle getirdim. Göndereceğiz dediler, getirmediler. Allah hepsinin belasını versin. Aldıkları devlet durma. Bana haram hüküm olsun. O polislerin de Allah belasını versin. İstanbul Esenyurt'ta eski kocası tarafından dövüldüğünü iddia ederek polise şikayette bulunan kadının Adana'daki bir cinayet davasında hakkında 8 yıl 10 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Esenyurt'ta eski eşi tarafından dövüldüğünü iddia ederek polise şikayette bulunan kadının Adana'daki bir cinayet davasında hakkında 8 yıl 10 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Mağdur sıfatıyla şikayette bulunan 3 çocuk annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Esenyurt'ta DT isimli bir kadın eski eşi tarafından darp edildiği iddiasıyla karakola giderek şikayette bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın tedavisinin ardından evine döndü. Şikayet için karakola giden 3 çocuk annesi kadının Adana'da görülen bir davada hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Mağdur sıfatıyla karakola gelip şikayette bulunan DT, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet, ilahi adalet bu olsa gerek. Değerli izleyenler, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekipleri Yalova'dan başlayarak Mersin'de sona eren bir operasyon gerçekleştirdi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri Yalova'dan başlayarak Mersin'de sona eren bir operasyon gerçekleştirdi. Almanya ve Hollanda'dan getirilen, piyasa değeri 1 milyon doları bulan 11 kilo 720 gram saf kokain maddesiyle 62 bin adet ekstazi hap, Mersin gümrüğünde yapılan bir operasyonla tırda zulalanmış olarak ele geçirildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü 2015 yılının bitimine sayılı günler kala yılın en büyük kokain operasyonuna imza attı. 5 ay önce yurt dışından yüklü miktarda kokainin ülkeye gireceği istihbaratına ulaşan Yalova polisi şebekeyi takibe aldı. Aylar süren takip sonucu Almanya ve Hollanda'dan alınan uyuşturucunun yurda getirildiği bilgisine ulaşan Yalova Emniyet Müdürlüğü, Mersin ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden de destek alarak Mersin gümrüğünde bir tırı durdurdu ve arama yaptı. 102 polis ve narkotik dedektör köpeklerin de katılımıyla gerçekleşen aramada tırın gizli bölmelerine zulalanmış paketler halinde toplam 11 kilo 720 gram kokain ve 62 bin adet ekstazi hap bulundu. Aynı anda Şanlıurfa'daki bazı adreslere de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilerek uyuşturucuyu yurda sokan şebeke çökertildi. Operasyonda biri baba kız olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. 50 yaşındaki AÖ'nün lideri olduğu şebekede kızı SÖ ile şebeke elemanı olan AB, ÖS ve EÖ Yalova'ya getirilerek sorgulandı. Sorguda şebeke lideri AÖ suçunu kabul ederek her şeyi itiraf etti. Şahıslar haklarında düzenlenen evraklarla adliyeye sevk edildi. Piyasa değeri 1 milyon dolar olan kokainin 2015 yılında yapılan operasyonlarda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu tespit edilirken, bu uyuşturucunun yakalanmaması durumunda Mersin üzerinden Yalova'ya getirileceği ve Yalova'dan da başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere dağıtılacağı öğrenildi. Yaklaşık 100 bin genci zehirlemeye yetecek miktardaki kokain Yalova polisi tarafından yakılarak imha edilecek. Selfie.
şeyler. Evet, burada çalışmaya yapalım bir tane, sağ ol. Kriminal'e gidecek. Kriminal sonucundan sonra hepsini daha alacak. Yakıyoruz. Evet değerli izleyenler, ana haber bültenimizin burada sonuna geliyoruz. Bültenimizi kapatmadan hemen bir hatırlatma yapacağız. Değerli izleyenler, Cuma günlerinin vazgeçilmezi Çoban Show birazdan sizlerle birlikte olacağız. Saat 8'de 20.00'da Kanal 6 ekranlarında sizlerle olacak. Hemen yan stüdyoda hazırlıklar devam ediyor. Çok güzel bir program olacağını ümit ediyoruz ve kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz diyelim. Ve böylelikle ana haber bültenimizi noktalayalım. Haber saatinde tekrardan görüşünceye dek efendim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.